Herkese merhaba. Doğadan Mutfağınıza kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir istenen, beklenen Boşnakların meşhur tatlısı budova yapacağız. Hem lezzetiyle hem de görseliyle çok beğenilen bu tatlıyı sizlerle de paylaşmak istedim. Bu muhteşem tatlıyı Elince Faktörü'nün sahibi kuzenimle birlikte yapacağız. Elince Faktörü Bursa'da kendi evinde sipariş üzerine doğal malzemelerle yaptığı birçok ürünle Bursalılara hizmet vermekte. Bursalılar için de büyük bir şans. Elince Faktörü'nün Instagram adresini videomun altında açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan takip edip kendinizi bu güzel lezzetlerle ödüllendirebilirsiniz. Tatlımıza gelince, budova tatlımız pişerken mutfakta yayılan kokusuyla, içindeki cevizin lezzetiyle ve ağızda dağılan muhteşem tadıyla damaklarınızı şenlendirecek. İsterseniz çay saatlerinizde, isterseniz misafirlerinizle gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Bu şahane tatlımın tarifine geçmeden önce beni izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yazdığınız için teşekkür ediyorum. Ve sizi daha fazla bekletmeden Dudova tatlımızın tarifine geçelim. Dudova için oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağımızı karıştırma kabımıza aldık. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu, 2 tane yumurta, bir tanesinin beyazını ayırıyoruz. 200 mililitrelik sıvı yağımızı da karıştırma kabımıza aldık. Karıştırma kabına aldığımız malzemelerimizi birleşene kadar yoğuralım. Su bardağı unumuzu azar azar ilave ederek yoğurma işlemine geçebiliriz. Yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı da değişecektir. Bir paket kabartma tozumuzu bu aşamada ilave edebiliriz. Bir çimdik de tuzumuzu ekleyelim. Yoğurmaya devam edelim. 5 bardak unu ilave ettikten sonra, un eklemesi yapacaksanız birer kaşık eklemeler yaparak yoğurma işlemine devam edin. 5 su bardağı unundan sonra 2 yemek kaşığı tekrar un ilave ettik. Kıvamı bu şekilde olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Kulak memesi yumuşaklığında olması yeterli. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra 2 su bardağı iri doğranmış cevizi ekliyoruz. 2. su bardağımızı da ekliyoruz. Çok az daha yoğurup hamurumuzun hazır olmasını sağlıyoruz. Tatlımızın hamuru hazır. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Parmaklarımızı açıyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parça alıp açıp kendimize doğru çekiyoruz. Bakın şekli bu şekilde olacak. Cevizden biraz büyük parçalar alıp diğer elimizin parmaklarını aralayalım ve bastırarak hamurumuzu açalım. Sonra kendimize doğru çekelim. Bir tane daha göstereceğim. Hamuru parmaklarımızın arasına alıyoruz. Açtıktan sonra kendimize doğru çekiyoruz. Bakın şekli bu şekilde. Hem görünüşü çok güzel hem de lezzeti şahane olan bir tatlı. Mutlaka denemelisiniz. Dudovalarımızın şeklini verdik. Şimdi fırına göndereceğiz. 180 derecede 600 kızarana kadar pişireceğiz. Her fırında farklılık gösteriyor. Kontrollü pişirmekte fayda var. Şimdi fırına gönderiyoruz. Dudova tatlımız fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyor. Keşke sizlere kokusunu da hissettirebilsem. Mutfağa harika bir koku yayılıyor. Kesinlikle yapın derim. Şimdi soğumaya bırakalım. Çünkü tatlımız soğuk, şerbetimiz sıcak olacak. Soğuduktan sonra şerbetimizi üzerine gezdireceğiz. Boşnak tatlısı, yani Dudova tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz.
4 su bardağı şekerimizi bir tencereye alalım. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsü olarak kullanacağız. Aynı ölçüde kaynamış su kullanacağız. 4 su bardağı suyumuzu da tenceremize alalım. Karıştırdıktan sonra, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika içerisinde limonlu suyumuzu ilave edeceğiz. Ve böylece şerbetimiz hazır olacak. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şekerimiz eridi. Ocağımızın altını açalım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi yarım limonu şöyle bir sıkacağın arasına aldım. Yarım limon suyu yeterli olacak. Karıştıralım. 10 dakika kaynattıktan sonra altını kapatalım. Şerbetimizin altını kapattık. İlk sıcaklığı geçti. Yaklaşık 3 dakika bekledik. Şimdi Dudova tatlımızın şerbetini dökelim. Hepsini üzerine gezdirerek döküyoruz. Daha önce de söylemiştim. Dudovamız soğuk, şerbetimiz sıcak olacak. 3 dakika beklememizin sebebi de hemen dökersek hamurlaşmaya sebep olur. O yüzden bu ayrıntı çok önemli. Hepsinin üzerine gezdirerek döküyoruz. Dudova tatlısı çok farklı. Alışılmışın dışında, geleneksel ama aynı zamanda lezzeti de bir o kadar güzel bir tatlı. Özellikle Boşnakların düğünlerde, cemiyetlerde tercih ettiği, tadına doyulmayan lezzetli bir tatlı. Kesinlikle hepinize denemenizi tavsiye ederim. Şerbetimizin tamamını döktük. Şimdi bu şekilde bir yarım saat bekleyelim. Yarım saat bekledikten sonra ters çevirip diğer tarafının da şerbeti iyice çekmesini sağlayalım. Bu şekilde de bir yarım saat beklettikten sonra tekrar düzeltebiliriz. En az 1 saat beklesin. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden yapıp ertesi gün ikram ederseniz çok daha güzel olur. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Dudova tatlımız şerbetini çok güzel çekti. Şimdi iç dokusunu da yakından göstereceğim. Bakın. Şu ağızda dağılan, inanılmaz lezzeti olan bu tatlıyı eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Bakar mısınız? Yerken eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yorum yazmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Deneyeceklerin eline sağlık, afiyet olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.